Merhaba hocam, ben Mustafa Enes Çakır. Dersinizi ikinci öğretim görüntü işlemi olarak alıyorum. Bugün bu ünitenin son bölümü, yani 5, yani bu haftanın son ödevi 5.2, yani Image Processing on Ramp'ın sınıflandırma ve çoklu işlemler bölümünün ikinci bölümünü işleyeceğiz. Burada bizi bir video karşılamakta. Birlikte bu videonun bize ne anlatmak istediğini inceleyelim. Yani şu ana kadar biz görüntüleri okuyup belleğe aktardık. Sonrasında bunlar üzerinde tek tek ve proses, yani işlem ve sınıflandırma yaptık. Bunun da çıktısını aldık. Hani sonucunu bulduk. Ama bunları biz yüzlerce olduğu zaman böyle teker teker hepsini yazmamız saçma olacaktır. Bunun için bize bir yapı gerekmekte, yani bunları hızlı bir şekilde yapmamız için. Burada da veri deposunu kullanmak en mantıklı, yani hale geliyor. Bu veri deposu, yani bir görüntü dosyalarının olduğu bir klasör gibi. Bu görsellere bakar ve bu görselleri saklar. Sonrasında biz bu görselleri temel meta bilgilerini saklar. Onlardaki bazı özellikleri saklamakta. Sonra biz bu matlas command'dan, yani oluşturduğumuz zaman verileri dosyalardan okuyup bunları istediğimiz kadarını alıyoruz. Sonrasında da bunların üzerinde işlemler ve sınıflandırmalar yapıyoruz. Sonrasında da bunun bir makbuz olup olmadığının çıktısını alıyoruz. Burada bize data store'ların neden kullanılması gerektiğini anlattı. Bunu da anlayabilmek için birkaç işlem yapalım burada, daha anlayabilmemiz için. Task 1'den bizden istediği Image Data Store fonksiyonunu belirtilen bir klasördeki tüm dosyaların için bir görüntü veri deposu oluşturdu. Yani daha önce gösterdiğimiz veri deposu burada kullanacağız. Bu veri deposunun görüntü dosyalarının belleğe yüklemek yerine talep edilene kadar belleğe yüklemez. Örneğin buradaki örnekteki gibi time test, yani önce kodunu yazalım anlaşılabilmesi için task 1'de. Burada bizim yaptığımız işlem time testing test image klasörü için bir görüntü veri deposu oluşturmak için bu yapıyı oluşturduk. Bu kod test time test image adlı klasördeki tüm görüntü dosyaları için bir görüntü veri deposu oluşturur ve DS adında bir değişkene atar. Bu değişken görüntü veri deposunu temsil eder ve belleğe yüklenene kadar görüntülerin tamamını yüklemek yerine sadece referanslarını saklamaya yarar. Sonrasında ise bizden istediği data file, yani bu kod, yani bizden istediği bu kod yaptığı işlev ise DS adlı veri deposunun files özelliğine erişir ve bu dosya yolunu data files names adlı bir değişken de saklar. Dosya yolunun veri deposuna ait tüm görüntü dosyalarının yolunu içerdiğini unutmayalım. Son olarak biz ise bize 3. bölümde nFiles adlı değişken üzerinde numel işlemi, yani data files'te numel fonksiyonu kullanmamızı istiyor. Bu kod datafiles adlı bir dizideki dosya sayısını belirtmek için numer fonksiyonunu kullanır ve sonucu numels, yani numer files adlı bir değişkende saklar. Yani nFiles değişkeni datafiles dizinde bulunan dosya sayısını temsil etmek için kullanılıyor. Bu kısmı böylelikle tamamlamış oluyoruz. Şu an 5.2'ye devam ediyoruz. 5.2'nin task 1'inde ise bizden istediği, ilk önce kodunu yazalım.
i değişkenine read image ds ve 1 atamış. Ondan bunu imshow ile göstermiş. Burada ne yapmak istediğini kısaca. Bu kod ds adlı görüntü veri deposundaki ilk görüntü i adlı bir değişkene yükler ve ardından bu görüntüyü ekranda görüntüler. Yani ds'deki bir tane görüntüyü almak istediğimiz zaman, okumak isteyip bunu i değişkenine attığımız zaman bu kodu kullanıyormuşuz. Bu sayı tabii içinde bulunan fotoğraf sayısına ya da görüntü sayısına göre değiştirebiliyoruz. Read image fonksiyonu belirli bir veri deposunu belirler ve sıradaki görüntüyü yüklemek için kullanılır. IShow fonksiyonu ise yüklenen görüntümüzü, yani i görüntümüzü burada bize göstermemizi sağlayacak. Bunu submit ile çalıştıralım ve görüntümüzü görelim. Yüklenen görüntümüzü, bir adet resmimizi. Bu data store'dan yüklenilen yani bir tane resmimizi, ilk resmimizi burada görmekteyiz. Task 2'de ise bizden istediği, ilk önce kodunu yazalım her zaman gibi, sonra üzerinde konuşalım. Burada ise bizden istediği classify image fonksiyonu i adlı bir görüntüyle çağırır ve sonucunu isRecept adlı bir değişkende saklar. Classify image fonksiyonu önceki aktivite geliştirilen algoritmaları kullanarak bir görüntüyü işler ve sınıflandırır. Bu durumda sınıflandırılan sonucunda isRecept adlı değişkende saklanırız. Yani burada yapmış, i değişken üzerine yapmış olduğumuz sınıflandırmayı bu değişkende saklamış oluruz. Bunu çalıştıralım. Böylelikle de 5.2'yi bitirmiş bulunmaktayız. 5.2 özet geçmem gerekirse burada bize birçok yani data store'lar sayesinde istediğimiz kadar veriyi çekip bunlar üzerinde sınıflandırma ve proses işlemleri yaparaktan yani daha çok veri üzerinde daha hızlı işlemler yapmamızı sağlamış oldu. 5.2'de de bunları öğrenmiş olduk. 5.2'de bu kadar.